Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda çocukluğumdan kalma güzel bir lezzeti sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tarif için 2 su bardağı un kullanacağım. Şerbet için. Tava içerisine 1 su bardağı toz şeker 1,5 su bardağı suyu ekledim. Karıştırdıktan sonra tavayı ocağa alacağım. Sizlerle güzel bir helva tarifi paylaşacağım. Önce şerbeti hazırlıyorum. Tava içerisindeki şeker eriyene de kaynatmanız yeterli. Su kaynayıp şeker içerisinde erimesi yeterli. Dakikalarca kaynatmanıza gerek yok. Şerbeti bu pratik, kolay, yağsız bir helva tarifi. Şerbet kaynadı, içerisindeki şeker eridi. Şerbeti kenara aldım, sıra geldi unu kavurmaya. 2 su bardağı unu tencere içerisine alıyorum. Rengi Koyulana dek bunu kavuracağım. Çocukluğumda evimizde çok pişerdi. Ben de ara ara çocuklara hazırlıyorum. Bugün sizlerle de paylaşmak istedim bu özel ve güzel lezzeti. Genelde bizim evde çikolata çok bulunmazdı. Annem bu şekilde ya helva yapardı ya kavurga yapardı evde çerez olarak. Ben de sizlerle bu özel helva tarifini paylaşmak istedim. İçerisinde yağ bulunmayan, yediğinizde tamamen o unun kokusu, lezzeti damağınıza vuran bir helva tarifi. Çok hafif, yapımı kolay, sizleri uğraştırmayacak bir helva tarifi. Helvayı orta ateşte kavuruyorum, sürekli karıştırarak. Unun rengi yavaş yavaş döndü. Unun rengi kahverengi bir Renk alana dek kavurmaya devam ediyorum. Sürekli karıştırıyorum un yanmasın diye. Orta ateşte kavurmaya devam ediyorum. Ben canım istediği zaman çocuklara hazırlayıp hep beraber çayın yanına bu güzel lezzeti tüketiriz. Sizlere de bir alternatif olacağını düşündüğüm bu güzel tarifi hiç gördünüz mü ya da duydunuz mu bilmiyorum ama benim ben Sivaslıyım kendi yöreme kendi köyüme ait bir helva tarifi bilmiyorum başka yörelerde var mı hazırlarım ben ara ara severek yeriz unu kavurdum görüyorsunuz kahverengi bir görüntüsü var unun bunu kavururken içerisinde topaklanmalar oluştu. Ben bunu önlemek için şerbetini içerisine eklediğim zaman iyi bir görüntüsü olmaz. Ufak ufak topaklar belli olur. Ben bir süzgeçle eli eleyerek içerisindeki un topaklarını alıyorum. Elimle bastırıyorum. İçerisindeki görüyorsunuz parçaları aldım hazırlamış olduğum ılık şerbeti sıcak unla buluşturdum İçerisine yağ eklemedim sadece unu kavurdum bir su bardağı toz şeker bir buçuk su bardağı suyla bir şerbet hazırladım şerbet de gayet kolaydı İçerisindeki şeker eriyene dek kaynattım ılık kıvamdaki şerbeti sıcak unla buluşturdum. İyice karıştırdıktan sonra ufak bir tepsi içerisine alıyorum. Herhangi bir küçük boyutta tepsiye alabilirsiniz. Dilerseniz kaşıkla şekil vererek tabak içerisine ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ben küçük bir tepsi içerisine alıp biraz buzdolabında dinlendireceğim içerisindeki şerbet iyice unla özleşsin diye elimle düzelterek şekil veriyorum. Gördüğünüz gayet yapımı kolay. Yemesi de bir o kadar lezzetli. Kahvenin yanında inanılmaz güzel gidiyor. Çayın yanında inanılmaz güzel gidiyor. Bunlar bizim kendi çocukluğumuzdan kalma lezzetlerimiz hazırladığım helvayı buzdolabına alacağım. Yarım saat bekleteceğim. Sonrasında çıkartıp dilimlere ayıracağım. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Dilerseniz kaşıkla da şekil verip tabağa alabilirsiniz. İstediğiniz şekilde sunup yiyebilirsiniz. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti nacizane sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de umarım hazırlar, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Dilerseniz sade bir şekilde, dilerseniz süsleyerek tüketebilirsiniz. Ben üzerine biraz file fıstık ilave ettim. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan tarifin malzemelerine bakabilirsiniz. Dilimin döndüğü kadar sizlere Çocukluğumdan kalma bu güzel lezzeti sunmaya çalıştım. Umarım sizler de hazırlar, sevdiklerinize sunarsınız. Bir başka tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.